4 Mart 2024. Pardon, 4 Nisan 2024. Ya ben bu tarihleri söylerken hep yanlış söylüyorum. Keçi Kalesi'ne bu sefer de Sibel'le beraber gidiyoruz. Bakalım kaç saatte tırmanacağız. Şu an saat 9. Yoldayız. Birazdan daha önce keşif yapmış olduğum üzere arabayı nereye koyacağımızı falan da belirlemiştik. Yani ben belirlemiştim. Şimdi o noktaya arabayı koyup tırmanışa devam edeceğiz. Dönüşte yine aynı şekilde aynı rotadan olacak. Ben geçen sefer bir trans yapmıştım. Ama bu sefer aynı rotadan ineceğiz. Çünkü transı bayağı zorlu ve yaklaşık 5-6 saat sürecek kadar uzun. Sibel hocamın performansıyla benim performans nasıl olacak? İşte şurası. Neresi? Göster. Tepeler. Oo. Sislerin en üstündeki Keçi Kalesi. Ben internetten baktım 300 gözüküyor ama 300'den fazladır bence. Şansımıza mı diyeyim artık, sisli bir hava var. Bir açıdan iyi, güneşte yanmayacağız. Dün aşırı güneşliydi, hava çok sıcaktı, 30 dereceye yakındı. Bugün de aynı şekilde olacak diye hava durumu söylüyor ama şu anda çok sis var. Yolu bulamazsın. Bulamayız. Diyor. Buradan daha rahat. Evet. Oradan. Oradan yukarı doğru öyle. Gidelim. Evet. Tamam. Nerede, kolay gelsin. Nerede oturuyoruz? Selçuk'tan gidiyoruz. Selçuk'ta oturmuyoruz ama. Selçuk'tayız, Selçuk'ta. Ha, hangi aynen. Mahallede? Cumhuriyet'teyiz. He, ben 14 Mayıs'ta. Tamam. Ha. 14 Mayıs'ta da oturdum ben. Ha. Aynen. Tamam, hadi devam edelim. Telefonu nasıl yaptın öyle? İşte çekim için. Ha. Kendimizi çekiyoruz. Hadi rastgele olan. Hadi sağ ol. Kolay gelsin. Meraklı abimiz. O telefonu nasıl yaptın öyle? Siz Selçuk'ta oturmuyor musunuz? Nerede oturuyorsunuz? Yok yok, o kupelerle falan. Aa, mümkün değil. Ya. Bu bacı da zaten sarı sarı. Mümkün değil. Aa, siz oturmuyorsunuz. Kardeşim oturuyoruz ama Selçukluyuz demedik ki. Selçuklu değiliz. Hadi bakalım, geldik. Çantamı da alayım. Hazır mıyız? Ya. Ne kadar su aldın yanına? Bende 2 litre var. Yeter, yeter, yeter. Senin ağırlığın nasıl? Benimki ağır. Oo. Evet, bende başka şeyler de var. Hazırız. Şimdi rotaya giriyoruz. Şuradan evet başlayacağız. Yavaş yavaş yükselmeye. Şu makinik alana olabildiğince girmemek lazım. Rotayı bulduğumuz zaman onların arasında bir şey var, patika var. Böyle şey patikası. Çoban patikası. Orayı takip edelim. Evet, orayı takip edeceğiz. Araba burada. Biz şu anda yükselmeye başladık bile. Bayağı sisli. Ama doğa harika. Geçen seferkinden daha fazla çiçekler açmış. Papatyalar tam olarak. Altımızda bembeyaz bir halı. Deli bir izban. Aynen. Bu arada babam mesaj attı. O da İzmir'e gidiyordu İzban'dan. Bizim arabayı görmüş geçerken. Evet, biz de şimdi arabayı bıraktık İzban'ın kenarına, tırmanışa devam ediyoruz. Selam olsun buradan da, hadi bakalım. Ay çok güzeller. Yapma çiçek gibi. İçleri de buruşuk buruşuk ya. Çok çok, çok güzel. Ah, sarı zambağa bak ne güzel açmış.
Çiğ düşmüş, yerler ıslak, kayaların üstüne basarken dikkat et. Tamam. Ayağım kayabilir, ayak kayabilir. Benimki kaydı. Tamam. Hoppa. Ya bak, yükselmeye başladı hava. Evet. Şimdi yavaş yavaş gözüküyor. Kale gözükmeye başladı ufak ufak üst tarafı. Tepeler gözüküyor ama henüz net olarak gözükmedi. Hava yükseliyor. İşte bazı şeyleri görmek gerekiyor. Baton çok önemli. Aynen. Ya burada dengeni sağlamak çok zor oluyor çünkü. Kim ya? Buradan çıktık ama. Burada. Bak, işaret koymuşlar. Ah, evet, süper. Şunu bir anlatalım hocam. Her yürüyüşçünün yanında olması gereken bence özellikle 3000 metre irtifaya kadar bir suluk. Çantanın içine aldım. Yaklaşık 1,5-2 litre kadar alıyor. Çantayı indirmeden küçük kısa molalar vermenize olanak sağlıyor. Bu şekilde hızlı bir şekilde yol alıyorsunuz. Bir de baton tabii ki. Bir yürüyüşçünün olmazsa olmazı baton, iyi bir ayakkabı. Şimdi Sibel'i bence onlardan alacağız. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Of, manzaraya bak. Nihayet patikamızı bulduk. Yaklaşık bir 10 dakikadır bu patika üzerinde yürüyoruz. En azından sık makilik alana girmek zorunda kalmıyoruz. Hızımızı arttırdı bu da tabii. Biraz da rahatlattı. Çünkü patikayı az önce kaybetmiştik ilk başladığımızda. Neyse ki bulduk. Bir önceki gelişimde yarış için bazı işaretler konmuştu. Bu işaretlerin kaldırıldığını gördük. Doğayı korumak, temizlemek adına bunları toplamışlar. Hiçbir iz kalmamış. Harika. Yani bu da bu tarz outdoor yarışlarında ne kadar dikkat edildiğini gösteriyor. Bu organizasyonu yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten tertemiz bırakmışlar. Yolda bir tane çöp görmedim. Sen gördün mü? Hayır, hiç. Sıfır. Çok güzel. Kusum havası. Evet. Ördeklere bak.
Evet. Az önce çektiklerimizin hiçbirisi çıkmamış. Çünkü telefon kendi kendine kapanmış. Ama kaleye geldik. Şöyle bir 360 göstereyim. Güzel bir tırmanış oldu. Oo, bu da ne güzelmiş, sarı sarı. Evet. Çiçek açmış. Kale kapısından içeri girdik. Hadi gel, şöyle bir manzaralı bir yerde artık yemeğimizi yiyelim. Kahvaltımızı yapalım. Acıktık. Evet, kahve keyfi. Evet. Ho 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 ho. Hoppa. Altlar da bazıları boş. Şuranın altları wow. Ya patlatmışlar buraları. İşte kazı yapmışlar. Evet evet. Define aramışlar. Bok var gibi. Aynen. Sanki size kaldıydı anasını satayım. Gel böyle bir, şöyle bir gel. Ya. Gel gel gel. dön. Müthiş. Şuraya bak. Ya. Çok iyi. Çok iyi. Yani üstümüzü bir değiştirelim. Olur. Nerede oturalım esmeyen? Hem manzaralı olsun hem esmesin. Oh. Sarışın mavi gözlü bu gece. Oo, yani Sibel. Ya. Ne yapalım? Şurada oturalım. Merdivenler mi? Yok, tamam hadi gel. Orada. Oraya gidelim. Hiç bakmadık oraya. Orası belki esmi olabilir arka taraf. Şurada mı? Böyle mi? Ha, olabilir. Olur. Güneşte çünkü şey gölgeye gidersek üşüyebiliriz. Buradan bir manzarasına bakacağım. Tamam. Çok güzel. Burası esmiyor hem bak. Vallahi esmiyor. Hem de manzara. Manzara da çok güzel. Harika. Bir şurada. İstersen üstü taş var. Yok yok. Burası iyi. Gel. Masa gibi. Ha bak burası da güzel. Aha. Şuraya ben aynen, kuytu yerleştiriyorum. Burası. Tamam hadi. Üstümüzü değiştireceğim. Ben müthiş. Saat 11. 11'de zirveye vardık. Saat 9.30'da. Sanırım rota başlangıcındaydık değil mi? Evet. 9.30'da çıkmışız. 11, 10, 11. 1.5 saat. 1.5 saatte zirveye ulaştık. Hava da açıldı. Sis dağıldı. Zaten hava durumuna bakmıştık. Böyle olacağını biliyorduk. Öğle vaktinde. Aslında çok da sıcağa yakalanmadan güzel bir tırmanış yapmış olduk. Ama şimdi güneşli bir havada iniş yapacağız. Ama öncesinde bir kahvaltı. Hadi bakalım kahvaltımızı yapalım. Kahvemizi içelim. Şu anda Selçuk'tan giderken otoban üzerinde, Torbalı yönü üzerinde gördüğümüz o Keçi Kalesi'nin ön yüzündeyiz. Yemeğimizi yedik. Acayip acıkmışız, o yüzden çekemedik. Açıkçası ne yediğimiz bizde kalsın. Çünkü yaklaşık bir yarım saattir bir yeme içme molamız oldu. Kahvemizi içtik. Hazırız şimdi. İnişe geçeceğiz. Bir hatıra fotoğrafımızı da çektik. Gayet manzaralı güzel bir yerde kahvaltımızı yaptık. Şimdi de dönüşe geçeceğiz. Duygu ve düşüncelerini alalım. Çok mutluyum. Sonunda buraya çıktığınız için çok mutluyum. Fatih Hocam harika bir hocam. Güzel bir tırmanış oldu. Rica evet. ederim ya. Çok güzel. Çok keyifli. Gayet iyiydi. Bayağı hızlı çıktık ya. Evet. Şimdi de inişe geçelim. Ama inişte hiç acele etmeyeceğiz. Yavaş yavaş. Sakin bir şekilde. Buradan arabamız gözüküyor demiştim ben. Dur bakayım bir arabaya. Araba nerede? Çıktık. Artık çıkmadık.
olmadım demeyeceğim. Geçik kalesiyle sonuçlandı. Aynen. Ve açıldı ya, bu kapı açıldı. Hadi bakalım. Hadi hocam, tırmanıyoruz bundan sonra. Bugünkü inelim, şu evet. An inelim. Yavaş yavaş inmeye başlıyorum. Bir şeylerimizi unutmadık değil mi? Umarım. Batonunu vereyim sana, al. Yok yok, sen şimdi al. Tamam. Birazdan alırım. Hoşça kal Keçi Kalesi. Bak burayı gör. Gel. Evet. Tüneller varmış. Tüneller varmış. Nerede varmış? Hoşça kal Keçi Kalesi. Bir sonraki sefer görüşürüz. See you soon. See you soon baby. Ya Allah'ım ne güzelsin sen ya. Çiçeğime bak. Şuralardan şöyle şöyle, vay be. Çok iyi ya. Tam 3 saat. 3 saatte bitirdik tırmanışı, geri döndük. Harika bir aktivite oldu. Şimdi de dönüş için şu batonları da kısaltalım. Hocam çok rahat oldu ya, çok güzel oldu. 3 saat. Çok İnişimiz bayağı hızlıydı ama. Evet. Biraz yardırdık sanki. Evet ama iyi oldu. Evet. İşlerimiz soğumadan. Aynen. Bir kere de pat diye indik. Evet. Hadi bakalım şimdi de dönelim. Let's go. Belevinin içinden ilk sapaktan sola dönüp devam edildiğinde önce alt geçit sonra üst geçitten geçiliyor ve rotanın olduğu yere ulaşılıyor.